Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Elvin Levinler hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Elvin Levinler hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 24 Nisan 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.67 boyundadır. Boğa burcudur. Elvin Levinler ailesi hakkında şu şekilde konuşmuştur. Anne ve babam mühendis. Bir abim var. Ailemin çikolata fabrikası var. Babam makine üretimi yapıyor. Annem gıda kısmını üretiyor. Abim ise satış pazarlama kısmıyla ilgileniyor. 2016 tarihinde mimar Bülent Hacı Ömeroğlu ile Bodrum'da evlendim. Annem de babam da ODTÜ mezunu. Sayısal bilgileri kuvvetlidir. Aslında ilk başlarda matematiği sevmezdim. Abimle de aramızda 11 ay var. Az yaş farkı olduğu için bebeklikten beri abimin yaptıklarını yapmak istermişim. Matematiği abim ile annem sevdirdi bana diyebilirim. Abimin ismi Efe, benim de ismim Ece olacakmış aslında. Ama annemin hamileliği sırasında babamın akrabalarından Elvin teyze, annemin hep yanında olmuş. Elvin gökkuşağının 7 rengi demek. Soyadımız Levinler de bütün renkler demek. Hem böyle bir uyum yakalamışlar hem de Elvin teyzeyi çok sevmişler ve onun adını vermişler. Ailem bu zamana kadar aldığım bütün kararlara saygı duydu. Zaten her zaman tüm kararlarımı ailece oturup konuşuruz, tartışırız. Birbirimize çok düşkünüz. Hiçbir zaman onlardan ayrı yaşamayı düşünmedim. Oyunculuk onlar için çok yeni bir şeydi ama hep yanımda oldular. Dizi, reklam, hiç bilmediğimiz bir sektördü ama denedik. Ailemle karar verdik. Menajerim ailem diyebilirim, diyerek anlatmıştır. Elvin Levinler eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş. Daha sonra burslu olarak Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiştir. Özlem Güzel Dans ve Müzik Okulu'nda bale eğitimi almıştır. Eğitimini 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Royal Akademisi'nden bale öğretmenliği diploması alarak tamamlamıştır. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini ise şu sözlerle ifade etmiştir. Ailemde hiç ünlü yok. Bu konuda bir yol gösterenim olmadı. Öncelikle kendi başvurumla reklamlar için seçmelere gittim. Babam istemedi başlarda ama deneyelim dedik. Sonra reklamlarda oynamaya başladım ve ailece hepimiz sevdik. Bu arada hiçbir ajansa bağlı değilim. Üniversitede Hatırla Sevgili dizisinde Beren Saat'in kızını oynayacaktım. Ama okulum ön plandaydı o zamanlar ve sonra vazgeçtim. Üniversite boyunca reklamlarda oynadım. Sadece çünkü çok vaktimi almıyordu. Kavak Yelleri ve Küçük Sırlar'da bir süre ufak rollerle oynadım. Mezun oldum ve Alemin Kralı dizisinden teklif aldım. O dönemde medyada çalışmak istiyordum. Hem NTV muhabirliği hem de bu dizi aynı anda oldu. Dizi için kararsızdım ama şanslıydım ki hem sitcomdu hem de ekip çok iyiydi. Oya Başar'ın adını duyunca çok sevindim. NTV'deki yöneticilerimle bir denge kurduk. İki işi de severek yaptım, diyerek anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise 2010 tarihinde yayınlanan Küçük Sırlar isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Nadine Aşk dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle yıldızı parlamıştır. Kişilik özelliklerini ise şu şekilde tarif etmiştir. Ne istediğimi biliyorum, titiz ve düzenliyim, ajandamda yapılacaklar listem vardır daima. Böyle yaşamak kendimi rahat hissettiriyor. Artık teknoloji de çok ilerledi ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Hareketli ve konuşkan biriyimdir. Ama ortamın güldürücüsü değilimdir. İlk girdiğim ortamda gözlem yapmayı severim. Ona göre konuşurum. Açıldıktan sonra da çok konuşkanımdır, diyerek ifade etmiştir. Kişisel gelişimini ise şu şekilde tarif etmiştir.
Üniversiteye uluslararası ilişkiler ve işletme çift anadal yaparak başladım. Sonra değişim programı ile Avustralya'ya gittim. 6 ay orada kaldım. Bir yaz da Hindistan'a gittim ve orada 2 ay gönüllü olarak sokak çocukları için bir projeye katıldım. Türk Atlantik Gençlik Konseyi'nin genel sekreteri olarak Avrupa'da pek çok yerde Türkiye ve gençlik adına konuşmalar yaptım. İşin aslı yardım etmek için kalkıp Hindistan'a gitmeye gerek yok. Ama o dönemde İngilizcemi geliştirmem açısından böyle bir şeyi tercih etmem daha mantıklıydı. Burada ne kadar İngilizce okursanız okuyun, o dilin konuşulduğu bir ülkeye gitmeden çok da geliştiremiyorsunuz. Bu yüzden yurt dışına gitmek istiyordum zaten ama dil okulunu tercih etmedim. Çocukları da çok sevdiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Hindistan'da 2 ay kaldım ve hiç gelişmemiş bir yerine gitmiştik. Haritada göstermekte zorlanacağım kadar kırsal bir yere gittim. Birçok kola ayrılıyordu program. AIDS, kadın hakları, çocuk hakları gibi. Ben sokak çocuklarını seçtim. Onlarla beraber boyama, çizim yapıyorduk. Biraz İngilizcemizi geliştiriyorduk. Onlara bale yapmayı gösterdim. Aslında amacımız sadece onlara güzel vakit geçirtebilmekti. 2 ayın sonunda onların hayatını değiştirebildik mi? Hayır. Aslında onlar benim hayatımı daha çok değiştirdi diyerek ifade etmiştir. Sosyal yaşantısında neler yaptığını ise şu sözlerle anlatmıştır. Setten arta kalan zamanlarımda sabah koşusu yapıyorum, bol bol film izliyorum ve makaleler yazıyorum. Yeni bir şehri keşfe çıkmayı da seviyorum diyerek anlatmıştır. Düşünce tarzını ise şu sözlerle açıklamıştır. Keşfetmeyi seven biriyim. Aslında tamamen merak duygusundan ileri geliyor. İstediğim bölümde okudum, oyunculuk yaptım, aynı zamanda NTV'de haber muhabirliği yaptım, iyiyim. Bu farklılığı yaşayabilmek çok güzel. Keşfetmeyi gerçekten çok seviyorum. Koşullar el verdikçe her şeyi yapmak istiyorum. Her şeyi yaşayarak tatmak istiyorum. Göreyim ve herkesle paylaşayım istiyorum diyerek ifade etmiştir. Mutluluk kaynağını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Alemin Kralı dizisinde usta oyuncularla rol almış olmak en büyük mutluluk kaynaklarımdan bir tanesi. Özellikle Oya Başar'ın üzerimde çok emeği geçmiştir. Öyle ustalıkla bıyık altından yönlendirmeler yapardı ki yönetmen bile duymazdı. Ama onun sayesinde hem sahnelerim daha güzel olur hem de yeni bir şey daha öğrenmiş olurdum diyerek ifade etmiştir. İlk sinema filmi deneyimini ise Polis Akademisi Alaturka filmiyle yaşamıştır. Hayata bakış tarzını ise şu şekilde anlatmıştır. Hayatımı evlilikten önce ve evlilikten sonra diye ikiye ayırıyorum. Evlendikten sonra hayatımın en heyecanlı, en mutlu döneminin başladığını düşünüyorum. Hep heyecanlı ve neşeli, kendi kendime mutlu biriydim. Ama evlendikten sonra önce tamamlandım, sonra hayallerimi ikiye katladım. Uçsuz bucaksız düşlerin peşinde koşarken elini tuttum ve cesaret edemediğim bir yol ayrımına geldiğimde sapasağlam yanımda duran biri var artık. O yüzden durabilene aşk olsun. Ben insanların her koşulda bir seçim şansı olduğuna inanırım. Mutluluk bile bir seçimdir. Kötü bir gün geçiriyor olabiliriz ama yine de mutlu olmayı seçebiliriz diyerek ifade etmiştir. Mesleği hakkında da şu şekilde konuşmuştur. Oyunculuğa sette başladım. Her gün sete, diğer usta oyuncuların gözünün içine bakıp onların yönlendirmelerini ve eleştirilerini can kulağıyla dinledim. Kendi sahnemde bile başkasının oyununu dikkatle izledim. Alaylı olmanın en büyük avantajı aktif bir şekilde oyunculuk yaparken, hele ki büyük isimlerle çalışıyorsanız, onları bu kadar yakından gözlemleme şansınızın olması. Bu sebeple geniş bir oyuncu kadrosunun olması işi daha keyifli ve sizi daha tecrübeli hale getiren bir durum bence. O yüzden bu durumu bir zorluk olarak değerlendirmiyorum. Televizyonda yaptığım projeleri daha uzun soluklu olmasını umduğum, her hafta değişen, kendime yeni bir şeyler katabileceğim, kendimi geliştirebileceğim bir okul gibi düşünüyorum. Sinema filmi ise daha kısa bir sürede, daha konsantre geçen bir projedir diyerek ifade etmiştir. Elvin Levinler hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla
karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen.